Tabii ben pandemi sürecinde diş hekimliğinin yaşadığı sorunlara ilişkin şöyle genel bir çerçeve çizeyim öncelikle. İlk COVID hastası duyuruldu biliyorsunuz 10 Mart tarihinde. Ondan sonra da kısa süre içerisinde 19 Mart'tan itibaren kamuda diş hekimliği hizmetlerinde tüm hasta randevuları iptal edildi. Merkezi hasta randevusu sistemi randevuya kapatıldı. Ve ADSM'lerde, aziz sağlığı hastanelerinde ve polikliniklerinde acil kavramı içindeki hizmetler verilmeye başladı. Bu da sınırlı bir hizmete karşılık geliyor doğal olarak. Tabii düşündüğünüzde COVID-19'un bulaş yolunun damlacık enfeksiyonu yolu olması açısından diş hekimliği hizmetleri en fazla riski taşıyan meslek grubu ve sağlık hizmeti sunumu olduğundan dolayı bunu doğal karşıladık yapısı gereği. Ve Ankara'da ilk önce Mart ayından itibaren, Nisan başından itibaren diş hekimleri filyasyon için göreve çağrıldı. Bursa'da da Mayıs ayı başında başladı bu filyasyonda çalışması diş hekimlerinin ve hastanenin, ben de kamu hastanesinde çalışıyorum. 1/4 filyasyona çekildi diş hekimlerinin. İlk başta büyük bir kargaşa yaşandığını söyleyeyim. Yani pandeminin yönetiminde filyasyon çalışmalarının nasıl yapılacağına ilişkin bir karmaşa yaşandı. Görev tanımı, yapılacak işlerin ne olduğu ve hangi standartlarda ve planlama çerçevesinde çalışacağı yönünde merkezi bir yapılanma prosedür olmadı ve kargaşa yaşadı arkadaşlarımız. İlk başta Bursa Şehir Hastanesi'nde ve Yüksek İhtisas Hastanesi'nde sürüntü almak üzere görevlendirildiler. Ağız bölgesi ve çevre dokularda çalışma bizim alanımız olduğu için kanunende ve bir pandemi süreci olduğu için aslında meslek dışında bir çalışma alanı gibi ama olağanüstü koşullarda görev aldık hepimiz. Bu süreçte yoğun çalışma saatleri oldu, uzayan çalışma saatleri oldu. Sürüntü alma dışında görev sorumluluk verilmesi söz konusu oldu. Bunların hepsi çok yıpratıcıydı. Bir de yüksek risk altında çalışıyorsunuz. Tüm toplumda olduğu gibi meslektaşlarımız da bu açıdan bir kaygı yaşadılar. Hastanede kalanlar için de, ADSM'lerde geride kalan diş hekimleri için de çok sık gelen nöbetler, acile poliklinik hizmetleri olmayınca yoğun başvuru ve halen devam ediyor doğal olarak. Böyle bir süreç yaşandı. İlk başlarda kişisel koruyucu ekipmanların temininde de biraz sıkıntı yaşandı ama genel olarak bir sorun Bursa'da en azından söyleyelim. Bunların temininde sorun, büyük bir sorun yaşanmadı. Şu anda temin ediliyor, ulaşabilindi. Evet, ilk başta o hepimizin yaşadığı karmaşa dışında bir sorun olmadı. Sadece şey söylenilebilir, sürüntü alan arkadaşlar 16 saat çalışıp sonra 2 gün izin kullanıyorlar. Tek bir maske veriliyor. 16 saatte tek maske biraz sıkıntılı orada. O da birkaç yerde bir sorun oldu ama hastanelerde sorun olmadı. Hatta şu an çok rahat her türlü şeye ulaşabiliyoruz yani.